Herkese iyi akşamlar. Sıra dışına hoş geldiniz. Sıra dışında bu gece çok önemli bir konuğum var. Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son dakika gelişmesiydi. Akşam saatlerde gündeme düştü. Türkiye Gazze'ye yönelik bir hava koridoru açma noktasında bir adım daha attı. Bunun tüm detaylarını konuşacağız. Ne oluyor, nasıl olacak bunları konuşacağız. IŞİD'in ilerlemesi devam ediyor, sürüyor. Erbil'e kadar dayandı. Orada ne oluyor? Onu konuşacağız. Musul Büyükelçisi ve işte çalışanlarının kaçırılması, rehineler meselesi var. Orada son durum nedir? Onu konuşacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini konuşacağız. Hiç şüphesiz 11 Ağustos günü AK Parti'nin yeni şekli nasıl olacak? Onu da konuşacağız. Bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Seyircilerimize de paylaşalım. Aslında biz yoğun programınız nedeniyle 2 gün önceye aldık. Cuma günü biz bu programı sizinle yapmayı planlıyorduk. Sezon finalimizi sizle gerçekleştirecektik. Evet, yarın ve öbür gün programlarımız var ama sezon finali tadında bir program arzuladık. Geçen yıl, geçtiğimiz yıl Başbakan Sayın Erdoğan'la bir sezon finali gerçekleştirmiştik. Denk düştü, bu yıl da sizinle gerçekleştiriyoruz. Hal böyle olunca şöyle espriler gündeme geldi. Zannediyorum espriyi anlamışsınızdır. 11 Ağustos sonrası ilginç bir tesadüf, tevafuk ne derseniz. Şöyle sormak daha anlamlı olacak zannediyorum. Şayet bu görev, yani başbakanlık görevi size verilirse tavrınız ne olur? Şimdi doğrusu böyle bir soruyla gireceğimizi düşünmemiştim ama sıra dışı olduğu için beklenecek şeyler. Eğer dün ve bugünkü programı mümkün olsa da bilinen ve bilinmeyen yönleriyle siz görmüş olsaydınız, şu anda benim herhangi bir başka gündemle ilgilenmemin mümkün olmadığını fark ederdiniz. Bir taraftan Gazze'de ateşkes sonrası insani yardımların koordinasyonu için yoğun bir çaba içindeyiz. Dün Sayın Halit Meşal'le ve Sayın Mahmut Abbas'la görüştük. Diğer taraftan yani bu müzakerelerin alacağı seyir Gazze'de. Diğer taraftan Irak'ta neredeyse saat saat, dakika dakika takip etmemiz gereken gelişmeler yaşanıyor. İki gün önce Sayın Mesut Barzani ile görüşmüştük. Detaylı bir şekilde güvenlik, iki gün önce değil mi? Yani bir gece önce detaylı olarak güvenlik meseleleri ve başta Yezidilerin Sincar'dan dağlarında çektiği sıkıntı olmakta üzere insani yardımlarla ilgili olarak neler yapılması gerektiği hususunu ele almıştık. Bugün bununla ilgili bir koordinasyon toplantısı yaptık. Hem Gazze'ye hem de Kuzey Irak'a dönük olarak yapılmakta olan insani yardımların koordinasyonu ile ilgili TİKA, Kızılay, AFAD, yurt dışı Türkler, birçok kurumun katıldığı birkaç saattir bununla meşguldük. Ya bunları zikretme sebebim herhalde anlaşılıyor. Libya özel temsilcisi dün buradaydı. Trablus'ta çatışmalar devam ediyor. Türkiye'de Libya'nın bir sonraki toplantısını, uluslararası toplantısına ev sahipliği yapacak. Onu ve Libya'dan gelen birçok heyeti ağırladık. Musul'dan gelen yerel heyetlerle görüştük. Bugün Kerkük Vilayet Meclis Başkanı Sayın Hasan Turan buradaydı. Onunla görüştük. Şimdi sabahtan gece yarısına kadar, bundan sonra da bu devam edecek. Bu kadar yoğunlukta bir gündem varsa, biz, Türkiye varsa, hatta dünya sizin bu kadar yoğun çalıştığınızı biliyor. Görüyoruz. Eyvallah, sizin gündeminiz de bunların dışında başka bir şey yok. Buna da kabul. Benim sorum zaten şöyleydi. Başka şey var. Yani mesela Konya'da bu yoğunluk içinde bir taraftan yoğun bir dış temasta trafiği telefonla devam ederken ve ilk ateşkes için gece yarına kadar konuşurken, diğer taraftan da 31 ilçede yine her zaman olduğu gibi, onlar bu sefer 9 merkeze topladık, 31 ilçeyi kapsayan toplantılar yaptık. Bu Sayın Başbakanımızın Cumhurbaşkanı adaylığı için hepimizin görevi şu anda. Öncelikle pazar gününde, yani 10 Ağustos sahibimiz kilitliyiz. Bir de günlük zaten hepimizin yapmak zorunda olduğu, ertesi güne erteleyemeyeceğimiz bir sonraki gün, hatta bir sonraki saate dahi erteleyemeyeceğimiz çok önemli görevler üstümüzde. Şimdi bu iki şey varken, bir taraftan
üzerinizde tarihi bir sorumlulukla yürütmek zorunda olduğunuz acil bir gündem varken, diğer taraftan da Sayın Başbakanımızın Cumhurbaşkanlığı seçimi varken ve buna odaklanmamız, buna kilitlenmemiz gerekirken bir sonrasını düşünmek için zihnimizde de vaktimizde de bir ayrı yer ayırmak, bölüm ayırmak doğru değil diye düşünüyorum doğrusu. Peki, anladım. Ama ben bunu. Sonrası her zaman söylüyorum. Cenab-ı Hak, Mevlam görelim neyler, neylerse evet, güzel eyler. Biz sonrasılarını hesap ederek bir siyasi mücadele yürütmüyoruz. Hesap ettiğimiz, sonrasını hesap ettiğimiz tek şey ülkemizin stratejik planlamasıdır. Bunun için her türlü hesabı yaparız ama şahsımızla ilgili bir hesap içinde, bu kadar yoğun gündem içinde bulunmayı doğru görmem doğrusu. Konya'da bir tik var değil mi? Konya'da şimdi, inşallah cumartesi. Son 5 ayda 30 Mart öncesi ve bu cuma zannediyorum. Konya mitingi, son 5 aydaki 2 Konya mitingi. Üçüncü bu. Üçüncü mü? Tabii. Bir Sayın Başbakanımızın sesi kısın, onu kısılıp gelemediği, bir de sonra söz verdiği için gelip yine muhteşem bir kalabalığa teşekkür için geldiği, yani seçim sonrasında bir yok, daha geldi. Sizin ikinci mitinginiz, onu söyledim. Evet, ben ikincisinde de vardım tabii, ha, bu evet, üçüncüsü evet. Yani. Şimdi o başka bir duyguyla yapılmış mitingdi değil mi? Doğrusu yani, evet. Yani Başbakanın sesi kısılmış, Konya'da o gün mitingi var ve siz görevlendirdiniz. Size düştü bu iş. Evet, yani doğrusu o gece yarısına kadar, yani bir gece öncesi gece yarısına kadar bu hususta karar verilmemişti. Ama Başbakanımızın o zaman ses telleriyle ilgili durum herkesin malumu. Ve tabii bir üzücü olay da aynı gün bizdeki bu maalesef dinleme olayı, devlete sızmış bazı unsurların dinleme olayıyla bir gün önce karşılaşmıştık. Sayın Başbakanımız onu istişare ederken sesiyle ilgili durumda söz konusu olduğunda bu görev bize tevdi edildi. Kayseri'de de Taner Bey biliyorsunuz konuştu. Dolayısıyla ertesi gün o görev üstümüzde kaldı ama şöyle bir şey yapmıştık. Prensip kararı, yani Başbakanımız hep tabii katılmayı öylesine gönülden arzu ediyor ki son ana kadar da duyurmayalım. Hani gece geç vakit, prensipte böyle olsa bile belki yarın iyi olurum diye düşündü. Dolayısıyla kitle psikolojisi itibariyle de, benim hitap etme psikolojim itibariyle de son ana kadar aslında belli olmayan bir durumdu. Tabii çok özel bir durum. Yani o kitle Başbakanımızı beklerken bizlerin hitap etmiş olması bir özel sorumluluk getiriyor. Epey de başarılı vermek gerekiyor. Başarılı bulunmuşsunuz. Şimdi iki soru üst üste gelince, işte Başbakanın sesi kısıldı. Siz Konya'da kürsüye çıktınız. Bunun da cevabı şudur herhalde. Benim memleketim olduğu için. Tabii yani ben orada o görevi doğal olarak benim üstlenmem gerekirdi. Hakkında vermeye çalıştık. Yani şöyle bir şey, ben hep daha gençliğimden itibaren, ki biz gençliklerde forumlarda konuşurduk, hani bir hitap etme zarureti bizim gençliğimiz için olmazsa olmazdı. Bunun için özel temrinler yapmak zorundaydık. Yani ben hatırlıyorum lise sonunda o zaman bizim lisede çok sert tartışmalar yürürdü, müzakereler, münazaralar. Bir keresinde Sirkeci'den başlayıp bir arkadaşımla şeye kadar, Yeşilköy'e kadar yaklaşık 15 kilometre yakındır. Yani Bahçelievler'e kadar. Yok, yürüyerek. Yürüyerek. Sahilde. O bir konu ortaya atar. İrticali ben konuşurdum. Ben bir konu ortaya atar. İrticali o cevap verirdi. Dolayısıyla her an her tartışmaya hazır olmak bizim neslin şeyiydi. O günlerde ideolojik olarak öylesine sınıflarda ders yerine karşılıklı felsefi tartışmalar, diyalektik materyalizmden akaid şeylerine, tartışmalarına, yani bütün bunların yaşandığı bir dönemden gelmiş bir nesil olarak zaten akademik hayatta da ben öğrencilerime de hep şunu ifade ettim. Bir ilim adamı şeyde değildir, bir Babil Kulesi'nde yaşamaz. Halkla birlikte yaşamak durumundadır. Akademisyen olarak şeyde bir üniversite amfisinde hitap edebilmenin uslubuyla köy kahvesine gittiğinizde, yani ya da bir gün icap ettiğinde bir topluluğa, kitlesel ortalaması toplumun genel vasatını temsil eden bir topluluğa hitap etmek durumunda kaldığınızda da ikisini de yapabilmelisiniz. Hep ona şey örnek alırdım kendime açıkçası, uslup olarak İmam-ı Gazali Tehafetül Felasifesindeki o felsefi derinlik ancak belli bir elitin anlayabileceği derinliktir. Ama Ahya-ül Müddin'in belli bölümlerini okuduğunuzda
her cemaat, her topluluk, her akşam sohbetine oturan aile arasında konuşulabilecek, okunabilecek metinlerdir. Şimdi bir zihin bunun ikisini de bir arada yapabildiği zaman hem bir ilmi ekol olarak bir çizgi oluşturur, hem de sosyal bir taban olarak bir sosyal kültür zemini oluşturur. Aslında siyaset, akademisyenlikle siyaset arasında böyle hitabet bağlamında söylüyorum, böyle bir ilişki var. Olması gerekir. Yani siz akademik bir üslubu meydanlarda kullanamazsınız. Ama meydanlardaki üslubu da akademik bir tartışmaya yansıtamazsınız. Onların her birinin veya bir televizyon konuşmasındaki üslubunuz da bir parti salon toplantısındaki üslubunuz da değişik olması lazım. Yani bu üslup ayarlamaları tamamıyla şeyle ilgili. Yaşanan pratikle ilgili. Yani ben şöyle yapayım diyerek olmaz. O bir süreç içinde doğal bir şekilde geliştirilen bir beceridir ya da yeteneklidir. O halde hazır söz buradan açılmışken, madem üslup dedik, Cumhurbaşkanlığı seçimleri dedik, miting dedik, meydan dedik. Ekmelettin İhsanoğlu Ramazan ayında sizin niye sesiniz çıkmıyor dendiğinde oruçluyum, Ramazan'dan sonra ben de bağıracağım demişti. Ama günler bitiyor Ekmel Bey'in. Oruç söz orucu değil, bizde söz orucu yoktur. Yani yemek orucusu orucu bilin de söz orucu başka yerlerde olur. O orucu da hiç riayet etmedi Ekmel Bey. Orucu riayet etmedi. Hala yani sesim çıkacak, Ramazan'dan sonra çıkacak dedi, sesi çıkmadı. Ekmel Bey değerlendirmenizi alalım mı? Mesela o Cumhurbaşkanlığı seçimini özelde dış politika üzerinden, bu tür argümanlar üzerinden götürmeyi tercih etti. Bunu görüyoruz. İşte fazlaca yabancı dil bilmesi ya da İslam dünyasını tanıyor olması, bunlar üzerinden götürdü. Sizi de dış politikada işte başarısız bularak bunun üzerinden, hani Cumhurbaşkanlığı seçimi noktasında sizin üzerinizden bir mücadele veriyor. Onun için de doğrusu cevap vermek zorunda kaldım. Yani yoksa ben açıkçası Ekmelettin Bey'le herhangi bir polemiğe girmek düşüncesinde değil. Hatta aday olduğunda Sayın Başbakanımızla istişare ettiğimizde de gerek olmadıkça bir polemiğe girmeyelim kararındaydık. Ama o kadar sığ, o kadar basit ve o kadar olayları saptıran tipik bir Kılıçdaroğlu tavrı gösterdi ki cevap vermek zorunluluk haline geldi. Şunu da bu arada dille ilgili söyleyeyim. 10 dil bilebilirsiniz. 20 dil. Ya bu bir övünülecek bir şey değil. Önemli olan gönül dilini bilebilmek. İnsanlarla dürüst bir iletişim kurabilmek. Şimdi 12 yıl birlikte çalıştığınız bir ekibi, o 12 yıl içinde eğer Orta Doğu'yu, dünyayı çok iyi biliyor idiyseniz ve samimi idiyseniz, samimiyetiniz var idiyse, niye şimdiye kadar hiç uyarmadınız? Bana desin ki Ekmelettin Bey, Sayın Bakan, sizi şu vakit aradım, Suriye politikanızın yanlış olduğunu söyledim. Şurada şunu yapsak diye tavsiyede bulundum. Ama siz dinlemediniz dediği bir tek olay hatırlatırsa ben bugün söylediklerini kale alabilirim. Ama siz 12 yıl size her türlü desteği vermiş. Yani 12 yıl tabii, yani biz iktidara gelir 12 yıl da onun 8 şeyi, yıl 2004 10 yıl. 10 yıl boyu Cumhurbaşkanı adayı olana kadar hep dış politikayı övmüşseniz, yüzünüze karşı, başbakanımızın yüzüne karşı ve bana karşı her türlü riyakarhane tutumu takınmışsınız. Bizim dış ilişkileriniz konusunda olmadık handikaplara sebebiyet vermişseniz, ki bunları hatırlatırken bile bazen hicap duyuyorum. Şu anda en iyi olduğu iddia ettiği ülkeyle bizim aramızı neredeyse bozma noktasına getirmiştir Ekmelettin Bey'in bazı tutumları. Kendisi bunu çok iyi bilir. Siz bunları yaptıktan sonra bir gün bir makam için bütün bu müktesebatı yok sayıp sanki 10 yıldır bizimle siyasi mücadele vermiş bir partinin genel başkanı gibi karşımıza geçip yalan söylerseniz, yalan, açık bunu ifade ediyorum, benim Birleşmiş Milletler'de bulunmama tesadüfi diyor. Nerede tesadüfi? Yalan söylüyor. Çok iyi biliyor ki. Sonra kendisi da bunlar... orada mıydı? Yoktu. Hayır, yoktu. Bir Alpler ama mevzusu oldu. Herhalde Alpler'de değil. O ayrı bir konudur. Ben şu soruyu sordum ama neredeydin? Filistin devlet olarak ilan edildiğinde sen neredeydin? Ben şunu bunu ima ederek sormadım. Çıksın desin ki benim daha önemli bir işim vardı. Bir İslam İstihbarat Teşkilatı Genel Sekreterinin daha önemli bir işi olamaz. Şimdi bütün bunları riyakarane bir ilişki sürdüğünü şimdi ortaya anlıyoruz. Sayın Başbakanımız da bizi de üzen bu. Dürüst bir
şekilde. Ve bir ilim adamına bu anlamda yakışmayan. Bir de sonra sanki çok nezih bir uslubu varmış gibi, çok alttan alan, hani olgun bir tavır sergiliyormuş gibi tutum takınmak. Çok suni bunlar. Ya dürüstlük şunu gerektirir. Ya bizimle ilişki içindeyken, bizim memurumuz olarak, açık söylüyorum, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin, yani İslam dünyası ülkelerinin liderlerinin oluşturduğu zirvenin ve İslam ülkesi Dışişleri Bakanlarının konseyinin memurudur. Biz karar alırız, o uygular. Hani bizim cahil Kılıçdaroğlu başkanı diyor. Sanki o karar alacak, biz uygulayacağız. Hayır, biz karar alırız, genel sekreter uygular. Siz bu süreçte bir tane teklif getirdim desin. Şimdi peki, mesela şu soru haksız mı olur? Niye tuttunuz o vakit? Hayır, zaten seçildikten sonra 57 ülkenin şeyidir, biz onu görevden alma gibi bir şeyimiz yok. Hani tanımama gibi. İkinci sefer de seçimi konusunda da. Ama böylesine riyakar, herkesin olumlu olumsuz yönler olur. Ama dil meselesine geleceğim. Önemli olan gönül dili. 8 sene İslam dünyasında çalıştıktan sonra eğer Myanmar'ın zihninde İhsanoğlu diye bir isim yoksa, ama Erdoğan ya da Davutoğlu varsa, Gazze sokaklarında İhsanoğlu ismi bir şey çağrıştırmıyorsa, ama Türkiye'nin liderleri akıllara geliyorsa veya nereye alırsanız alın, Mali sokakları da geçerli, o zaman İhsanoğlu'nun bir muhasebe yapması lazım. Ben nerede eksik yaptım diye. Düşünün, binlerce Myanmarlı'ya 1,5 sene uğraşıp, bizzat ben Myanmar'dan İslam İşbirliği Teşkilatı'dan için randevu aldım ilk gidişimde. Myanmar Cumhurbaşkanı'yla konuşarak. Bir sene geçti götürebilmek. Gittik. Toplanan binlerce Myanmarlı'ya. Aradaki fark, dil farkı bu. O şeyler, videolar olduğu için rahat söylüyorum. O binlerce Myanmarlı toplanmış. Beni daha önce tanıdıklar için kucaklarına basıyorlar, bağırlarına basıyorlar. Ağlama görüntüsünün. Evet. Ama hitap edilecek. Bakın, aradaki fark bu. Hitap edilecek. Dizildik yani. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri, ben, Cibuti Dışişleri Bakanı ve 7 ülkenin daha temsilcisi, dışişleri bakanları yoktu, temsilcisi. İhsanoğlu megafonla, İngilizce megafonla, susun konu yoksa gideriz diyor. Yani çünkü büyük gürültü tabii, orada büyük bir kitlesel izdiham hali var. Kurtarı da yoksa gideriz. Yani susun, birkaç kere susun deyip İngilizce söylüyor ama. Bakın, yani İngilizce söylüyor. Bir yanlışlık yok bunda. Belki İngilizce bildiklerini düşünür olabilir. Ama farkı göstermek için söyleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, sonunda kitle bir şey de anlamıyor. Megafon da çok alçak çıkıyor ses. Yani şöyle konuşuyor. Halbuki binlerce kitle. En sonunda dayanamadım. Bir kez yüksek sesle ve megafon. Esselamu aleyküm dedim. Binlerce insan tek bir ağızdan aleyküm selam dedi. Bir hala bir uğultu vardı. İkinci selamı verdiğimde o uğultu daha da azaldı. Hep beraber. 7 kez selam verdim ve aldım. 7. selamda hep beraber ayağa kalkıp o on binlerce arkaya doğru yayılan bir şeyle ve aleyküm selam dediler. Ve bu şeyler de var. Onun üzerine Myanmar yetkilileri artık gidelim dediler. Şimdi şu. İngilizce konuşamazsın oradaki insanla. İngilizce bilsen de, efendim Çince bilsen de, Almanca bilsen de, gönül dilin yoksa, o insanlara bir selam, bir tek selamla o iletişimi kurduk biz. O iletişimi kurduk. 7 kez o selamı tekrar ettiğimde tek bir, neredeyse organik bir bütünlük haline dönüşmüştük. Biz ve onlar. Tehdit yok. Yani susun, susmazsanız konuşmayacağım, gideceğim yok. Elinde onun megafon, benim tek başıma sesim. Bunu niye söylüyorum? Kendimi öne çıkarmak için değil. Ama dil bilmek değil önemli olan. Yürekten konuşmak, yürekten. Yürekten konuşmuyor İhsanoğlu. Yüreğine bir kez sorsa, eminim bize karşı yaptığı haksızlığı yüreği itiraf eder. Ama diline gelmiyor. Yüreği itiraf eder diyorum, çünkü onda öyle veya böyle rahmetli İhsan Efendi'nin yüreği var diye hala ümit varım. Ama sen beraber genel sekreter seçimi için Afrika'da dolaştığımız İhsanoğlu, bizim senin için ne çabalar sarf ettiğimizi bilen İhsanoğlu, ondan sonra
o reform faaliyetine baş danışma olarak gece gündüz beraber çalıştığımız İhsanoğlu. Bir gün sana ve sonrasında da tabii her türlü baskıya rağmen seni genel sekreter olarak tuttuğumuz İhsanoğlu. Başbakanımızın her yerde öne çıkardığı, Cumhurbaşkanımızın öne çıkardığı İhsanoğlu. Bir gün sana bir makam teklif ediliyor ve bütün bunları bir kenara koyuyorsun. Ve Türkiye'de Kılıçdaroğlu'nun benimsediği uslubu benimsiyorsun. Bir değil, üç değil, on dil bilsen ne yazar? Ne ifade eder? Eğer gönül dilin yoksa, yürek dilin yoksa, İslam dünyası bu büyük çalkantılar içinde, ızdıraplar içinde iken sen o sokaklara hakkıyla inememişsen ne olur? Ne ifade eder? Tarafsız kalmayı tercih ediyor. Bir molaya gidelim. Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayın Ahmet Davutoğlu'yla program devam edecek. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Evet, yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar sağ olsunlar, molada o görüntüleri buldular. Hangi görüntüleri? Myanmar'daki o görüntüleri. Ekmeettin İhsanoğlu ile birlikte Myanmar'daydınız. Orada insanlar toplanmıştı. Özetleyeyim, yeni açmış olanlar olabilir. Ekmeettin Bey, birden fazla dil bilen Ekmeettin Bey, İngilizce orada toplanan insanları susturmaya çalışırken uzun süre susun susun demişti. En sonunda susmazsanız bak gideriz ha diye de tehditvari bir ifade kullanmıştı. Ama buna rağmen başaramamıştı demiştiniz. Bunun üzerine siz kürsüye çıktınız. İşte o görüntüler. Evet, o görüntüler etkileyici. Yani evrensel bir çağrı, bir mesaj, bir selamdır aslında. Önemli. Şimdi yani İngilizce veya Fransızca bilmek değil de mesele o kitlenin duymak istediğini hissedip duyurmak. Bu bizim iç siyasetimiz için de böyle. Yani halkın dilini konuşmak siyaset için en önemli şarttır. Evet. Ekmeettin Bey meselesini burada biraz ara verelim isterseniz. Tekrar dönebiliriz. Şimdi Gazze bir numaralı gündem maddemiz. Bir, IŞİD'in elindeki rehineler yine önemli ilk sıradaki gündem maddemiz. Sorular bu yönde geliyor. Ne olacak bu rehineler deniyor. Bu arada IŞİD Erbil'e doğru ilerliyor. Tabii hiç şüphesiz bilmiyorum ama sanıyorum öyledir. Türkiye'nin IŞİD'in faaliyetlerine, işte o terör örgütünün faaliyetlerine yönelik bir takım çalışmalarını da bu rehineler maalesef herhalde güçleştiriyor. Öyle midir? Şimdi tabii bir kez kamu düzeni bozulduğunda sonun nereye gideceğini kimse tespit edemez. Her şeyden önce Irak'ta ve Suriye'de kamu düzenini bozan şartları doğru okumak lazım. Maalesef her iki ülkede de yöneticiler son derece basiretsiz politikalarla halkla kendileri arasına, geniş kitlelerle kendileri arasına öylesine duvarlar ördüler ki, öylesine özellikle Suriye'de büyük bir baskı ve zulüm oldu ki, Irak'ta da daha önce 2003 savaşından sonra yaşananlar, mezhep çatışmaları ve arkasından gelen Maliki yönetiminin yine mezhepçi tutumları öyle bir büyük boşluk doğurdu ki bu boşluk içinden IŞİD doğdu. Yani şöyle bir kanaat vardır, yanlış bir kanaat. Sanki IŞİD Suriye'de doğdu da Irak'a gitti. Hayır, IŞİD'in ilk adı olan
Irak İslam Devleti El-Kaide bağlantı olarak Irak'ta çıktı. Ve zaten başkanı da El-Bağdadi, yani Iraklıdır. Ve Irak'ta doğan bir tepkinin sonucunda daha sonra Suriye'de de kamp düzeni bozulunca oraya geçti. Bunu şu izahatı şunun için yapıyorum. Sanki öyle bir şey var ki IŞİD'i Türkiye'ye, IŞİD'in çıkış şartlarını Türkiye'ye fatura etmek gibi son derece içeride ihanet ölçüsüne varan, dışarıda içeri Türkiye'yi karalama anlamında bir kampanyaya dönüşen yaklaşımlar var. Şimdi bu şartlarda yatay olarak Akdeniz'den Irak'ın doğu sınırına kadar olan alanda büyük bir boşluk doğdu ve bu boşluğu değerlendiren ve Irak'ta doğmuş olan, Irak şartlarında ortaya çıkmış olan bir yapı Suriye'de etki kurdu, tekrar geriye döndü. Bu yapıyla mücadele edenlere bakıldığında önce Özgür Suriye Ordusu mücadele etti. Ne Irak yönetimi mücadele etti, ne Suriye yönetimi mücadele etti, rejim mücadele etti. Özgür Suriye Ordusu mücadele etti. Ve çatışmalar Özgür Suriye Ordusu ile IŞİD arasında ve PYD arasında kısmen çıktı. Uzun bir süre PYD ile IŞİD de çatışmadı, IŞİD ile rejim de çatışmadı. Hepsi birden Özgür Suriye Ordusu'na saldırdılar. Çünkü Özgür Suriye Ordusu, yani halk iradesinden kaynaklanan ve halkın tepkisini yansıtan bir yapı, Suriye Ulusal Koalisyonu ve alandaki temsilcileri şeyi engelleyebilecek tek yapıydı. IŞİD benzeri oluşumları. Irak'ta da IŞİD benzeri oluşumları engelleyecek tek yapı Sünni siyasetçilerin Musul'dan, Anbar'dan, Selahaddin'den Bağdat'a giderek siyaset yapma imkanlarıydı. Bağdat'ta da maalesef yine mezhepçi bir yaklaşımla bu siyasetçiler devre dışına itilince, bizim bütün uyarılarımıza rağmen, Irak'ta da Sünni kesim sistemden dışlandıkları düşüncesiyle radikalize oldular. Bu şartlarda birçok tepki hareketi IŞİD çatısı altında iş görmeye, faaliyet yapmaya başladı. Şimdi bu arka planı bilmediğiniz zaman sanki IŞİD son 1-2 sene içinde çıkmış gibi değil. IŞİD son adı belki IŞİD olarak, Irak Şam İslam Devleti olarak yakın dönemde, geçen sene 2013'te çıktı, ama Irak İslam Devleti adıyla doğuş şartları 2003'tür. Şimdi burada bütün bu aktörler ciddi sorumluluk sahibi. Şimdi bizim özür dilerim. Dışişleri mesela IŞİD konusunda daha rasyonel, daha realist, daha somut değerlendirmeler yapar. Bu doğrudur. Ama bizler olaya şöyle bakıyoruz. Arkasında bir konsorsiyumun olduğunu, bir takım ülkeler tarafından desteklendiğini, bir proje olduğunu, elini kolunu sallayarak bu şekilde orayı işgal et, burayı işgal et, bu hareketinin pek de normal şartlarda mümkün olamayacağını ama bir hamisinin olduğunu falan düşünüyoruz. Tabii. Bunlar da var. Bunlar da var. Unutmamak lazım ki Bağdadi Irak hapishanelerinde uzun yıllar kaldı. Kim, niçin, neden serbest bıraktı? Bunu sormak gerekir. Yani uzun yıllar Amerika Irak'ta etkiliyken Irak hapishanelerinde kaldı. Yani Irak yönetimi Bağdadi ve Suriye ve Irak hapishaneleri, IŞİD'in oluştuğu yerler buralar. Yani yabancı savaşçılar falan çok sonra gelmedir. Esas IŞİD'i oluşturan iki ana okul, merkez ne derseniz deyin, biri Irak hapishaneleridir, biri Suriye hapishaneleridir. Suriye hapishanelerinden salıverilen ve eskiden beri de El-Kaide bağlantılı olan unsurlarla El-Bağdadi gibi Irak hapishanelerinde olan unsurların birleşmesiyle ortaya çıktı bu. Ve o anlamda 2009 yılında Maliki, o zamanki terör olaylarından Suriye'yi sorumlu tutup, Esad rejimini sorumlu tutup ordu kaydırmıştı sınıra. Hı hı. O zaman biz arabuluculuk yapmıştık Irak'la Suriye arasında. Ve Maliki Esad'ı teröre destek vermekle ve o zamanki adıyla Irak İslam Devleti ve El-Kaide irtibatlı yapıları destek vermekle, hapishanelerinde eğitmekle, kamplarda eğitmekle suçlamıştı. Yani bu rejimlerin hepsi sabıkalı rejimler. Bu rejimler kendileri bu bataklığı oluşturdular. Ve bu anlamda da Irak'ta ve Suriye'de son dönemde rol alan bütün bu aktörler 10 yıllık birikimde böyle bir bataklığın oluşumundan sorumludurlar. Şimdi Irak'ın, yani IŞİD'in bu kadar kolay ilerlemesinin sebebi ne? Şu anda askeri güçle ilerlemesi. Çünkü Amerika'nın Irak'a verdiği silahlar, o zırhlı, çok güçlü zırhlı altyapı IŞİD'in eline geçti Musul'da. Nasıl geçti? Birkaç saat içinde neredeyse 55 bin
60 bin civarında Irak askeri Musul'u terk edince bütün o şey Irak ordu malzemesi aldı kullan der gibi oraya geçti. Şimdi bu nasıl? Şimdi bütün bunlardan şimdi şeye sorsanız Kılıçdaroğlu'na ya da Türkiye'deki muhalefete bütün bunlardan Türkiye sorumlu. Onlar ne Baas rejiminin Suriye'de hapishanelerde bunları ve kamplarda eğitmesini sorumluluğunun göz ardı etmek istiyorlar. Hem onları göz ardı etmek istiyor, hem de Irak Maliki yönetiminin gidip elini teşvik ettikleri Maliki yönetim, Esad yönetiminin de onların faturalarını bile bu bölgede istikrardan en fazla istifade edecek ve istikrarsızlığı hiçbir zaman istemeyecek olan Türkiye'ye bu faturayı kesmek istiyorlar. Şimdi başkonsolosluğumuza yönelik baskın ve arkasında yaşanan olaylara baktığımızda da aslında bütün bu etkileri görebilirsiniz. Öylesine açıkçası gerçekten üzüntü verici. Dün benimle ilgili gen soru verdiler. Son birkaç yılın içindeki kaçıncı gen soru olduğunu ben de unuttum. Yani bütün bu kriz ortamından aslında bir siyasi rant toplamaya çalışıyor. Ve şunu da söylüyorlar utanmadan. Gerçekten bu ifadeyi şeyle kullanıyorum. Hicapla ama kullanmak zorundayım. Şunu dediler iki aydır. Bayramdan önce salı verilecekler. Çünkü bütün bu bir senaryo. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a avantaj sağlamak için bir kahramanlık şovu yapacaklar. Olmadı. Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce olacak diyorlar şimdi. Neden diyorlar bunu biliyor musunuz? Olursa bizim ailelerimize bu kardeşlerimizin kavuşmasını bile sevinme imkanı tanımadan suçlayacaklar. Bakın danışıklı dövüştü diye. Olmazsa bana verdikleri gen soruyla beni yıpratacaklar. Aslında tam da şimdi soru sorma vakti. Neden bu dönemde bu olaylar yaşandı? Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi giderken arkasından Cumhurbaşkanlığı hemen sonrasında bir ülkede böyle durumlarda ulusal birlik olur. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz İran devrimi sonrası uzun süre diplomatları Tahran'da tutuldu. Uzun bir süre, neredeyse 2 yıla yakın. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuda bir ulusal birlik bilinci oluştu. Onlara zarar verecek hiçbir söylem geliştirilmedi. Ya da yakın dönemde Ürdün diplomatı büyükelçisi kaçırıldı Libya'da. Hiçbir Ürdün basınında onlara zarar verecek bir şey çıkmadı. Yine Amerikan büyükelçiliğine baskın yapıldı. Yine böyle durumlarda ülkelerde bir ortak akıl ve ortak vicdan harekete geçer. Bizde benzinli kafan koşuyor. Bunlar bir siyasi rant için kullanılmaz. Şimdi diyorlar ki bilgi vermedi. Olay olur olmaz. Ertesi gün ben New York'tan acilen döndüm. Aynı gün liderleri ziyaret ettim ve bilgi verdim. Kılıçdaroğlu'na, Sabahat Tuncel'e HDP'de. Ve Bahçeli o gün meşguldü. O da bir heyet şey gönderdi. Onlara bilgi verdi. Çok özür diliyorum. Yüz yüze geldiniz değil mi Kılıçdaroğlu'yla? Tabii. Bu meseleyi konuştunuz ve gerekli bilgiyi verdiniz. O görüşmede ne dedi size? Şimdi çok ilginç. Yani Kılıçdaroğlu birkaç kere gördü. Bugün de onu söylüyor. Sayın Bakan geldi, harita açtı ve anlattı. Bırakın bunları dedim diyor. Dedim ben. Hayır canım yani. Bir kere bu nezaket. Nezaket dışı. Şimdi baş başa yaptığımız bir görüşme yani. Benim iki tane Dışişleri Bakanı'nın konuyla ilgili arkadaşım vardı. Orada da iki eski büyükelçi Faruk Boğulu ve Osman Koratürk vardı. Tabii ben haritayla anlatacağım. Yani boş konsolosumuz şurada. Buradan alındılar, buraya götürüldüler. Şu anda şuradalar. Konumları şu, pozisyonları bu. Bunlar objektif verileri vereceğim. Ne dememi istiyor benim? Bunları vereceğim. Ve demek ki bilgi vermedi ifadesinin arkasında demek ki kendi genel başkanlarını adam yerine koymuyorlar ki bu partiler. Benim bilgi vermediğimi iddia ediyorlar. Neden peki genel başkanı bilgilendirdim? Çünkü gen soru günü de göreceğiz. Genel başkanlar olmuyor orada. Birkaç tane kriz çıkarmak üzere görevlendirilmiş, tabiri caizse çığırtkan oluyor. Ve o meclis salonunu bilgi almak sahikle değil. Daha önce gen sorularda gördük. Hı hı. Beni AK Parti başbakanımızı yaralamak, itibar kaybını uğratmak sahikle bas bas bağıran, nar dışında kimse olmuyor. Gerçekten bilgi istemişlerse o zaman düşündük biz başbakanımıza geldiğimiz zaman. Gerçek bir bilgi istiyorlarsa gerçek bilgi genel başkana verilir. Ve onun tayin edeceği de genel başkan deseydi ki Kılıçdaroğlu ben 10 tane arkadaş istiyorum 10 tane. Bütün grubu getirseydi bütün grubu anlatırdık.
Ama bir siyasi yıpratma aracı olarak böyle insani bir konuyu kullanırsanız bunun vebali büyüktür. Yani orada biz her an 46 konsolosluk görevlimiz 3 tane de yerel personel. O yüzden de 46 mı 49 mu taşma 3 tane yerel personel var. Onlar daha serbest hareket edebiliyorlar. Ama bu kardeşlerimizin aralarında hanım da var, bebek de var. Biz her gün onların acaba ne şartlarda olduğunu düşünerek yaşıyoruz. O günden bugüne gece ve gündüz tek bir dakikamız yok ki onlardan ayrı olsun. Şimdi onlara zarar verecek bir bilgi şeyi, uslubu bizden nasıl beklersin? Bu bütün bu krizler içinde bizim vazgeçmeyeceğimiz ilk ilke insan hayatıdır. Onların hayatına zarar verecek, riske edecek hiçbir şeyi biz yapmayız. Şimdi bizi buna zorluyorlar. Niye şunu söylemiyorsunuz? Niye şöyle demiyorsunuz? Peki dediğimizde olabilecek sonuçları birlikte göğüslemeye hazır mısınız? Hayır. O sonuçlar olsun istiyorlar ve ondan sonra biz yine yıpratılalım istiyorlar. Emin olun, eğer bugün o kardeşlerimiz için onların şeyine güvenliğine bir halel gelecek bir husus olsa bütün mevkileri ve makamları terk ederiz. Hiçbir şey gözümüzde görünmez. Şimdi biz böyle bir bilinçle ve böyle bir soğumluk duygusuyla bakarken diyor ki yani akıl mantık bunu götürür mü? Cumhurbaşkanlığı seçim için şov yapacaklar. Allah muhafaza, peki biz öyle tuttuğumuzda bir serseri kurşun, serseri mayın Allah onlara kısmı zarar verse bu şov neye döner? Hiçbir siyasi lider, hadi ahlaki olarak zaten böyle bir şey zihnimizin köşesinin köşesinden geçmez de hadi ahlaki, o sizin ahlakınız böyle bir şey düşünmeye el veriyor. Bizim ahlakımız yapmaya el vermez ama Kılıçdaroğlu'nun ahlakı, başkalarının ahlakı böyle bir işte bu terör örgütüyle işbirliği yapıyorlar şeyine akılları yatıyor. Demek ki kendileri bu pozisyonda olsalar böyle bir planlama yapacaklar. Peki bunun bir mantığı var mı? Bunun getireceği risk, getireceği bir olumlu pozitif getiriden çok daha yüksek değil mi? Nasıl böyle bir riski alır bir siyasi? Ama şimdi bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Her halükarda bizim kaybetmemizi istiyorlar. Kurtulurlar gelirlerse ki hiç kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin hiçbir şekilde umurumuzda olmaz. Bir dakika önce kurtarmak imkanı varsa bir dakika önce kurtarırız. Ya gelirlerse diyecekler ki bakın işte bir dizayndı bu. Gelmezlerse gen soruyla vuracaklar. Bu nasıl bir tutarsızlık, bu nasıl bir ahlaksızlık? Yani bu ahlaksızlıktan kastım ahlaki etik olmayan bir tavır. Nasıl oradaki kardeşlerimizin, canlarımızın hayatını riske edecek bir şeyi, bir uslubu takınıyorsunuz? Nasıl kendi hükümetinize ve kendi devletinize böyle bir şeyi reva görüyorsunuz? Bakın gerçekten saygıyla anıyorum. Biz 2011 Şubat'ında bu hükümet, bu Dışişleri Bakanlığı kadrosu 15 bin vatandaşımızı, 10 binde yabancı ülke vatandaşını, 25 bin kişiyi 10 gün içinde Libya'dan çıkartan kadrodur. İki pilot eşi, kahraman iki eşi. Birkaç ay beklediler. Siz onlardan tek bir şey rica ettik biz. Ne olur bu süre içinde bunu mümkün olduğu kadar sakin bir şekilde karşılayın. Söz verdiler ve vakarla beklediler. Ne bir kamuoyu, ne diğer şey. Çünkü bizim zaten ona çalışmakta olduğumuzu biliyorlardı. Ya da bir vatandaşımız Sertaş Dikiditaş, Adanalı. 1,5 yıl biz Afganistan'da onu dağ dağ takip ettik. O güzel Anadolu insanı, Adanalı. O aileye de sadece aman bunu gündeme getirmeyin ki rahat çalışalım dedik. Devletlerine güvendiler ve elhamdülillah Sertaş Dikiditaş ailesine kavuştuğunda emin olun ki bay mühendislerdi, böyle bir kod adıyla şey olurdu. Bu vatandaşları tek tek takip ettik ve bu vatandaşlarımız emin olun bu muhalefet liderlerinden, muhalefet temsilinden çok daha bilinçli hareket ettiler. Her birine teşekkür ediyorum. Devletlerine güvendiler ve makul olanı yaptılar. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bana gen soru istedikleri zaman verebilirler. Bu meseleyi çözelim, her gün gen soru versinler. Her gün hesap vermeye hazırım. Ama oradaki kardeşlerimizin bu tartışmalardan nasıl etkileneceğini düşünemiyorlar mı? Bunu hesap etmiyorlar mı? Ediyorlar. Ama zarar görsünler istiyorlar. Zarar görsünler ki biz de zarar görelim. Onlara bir şey olsun ki biz yıpranalım.
Bizim yıpranmamız için emin olun bu ülkeyi yakacak kadar bir zihniyet sapmasına, bir akıl tutulmasına gidiyorlar bunlar. Bunu nasıl yaparsınız? Defaatlerce gen soru verdiniz. Ben de defaatlerce çıkıp savundum kendimi. Yine verin. Bu meseleyi halledelim. O kardeşlerimiz sağ salim gelsinler. Her gün gen soru verin. Ne hesap vermek gerekiyorsa biz hesaptan kaçmayız. Fakat burada bir iyi niyet, bir şey yok. Bir basiret ve vicdani bir tutumla onları düşünen sorumluluk bir tutum şey yok. Tamamıyla zamanlamaya dikkat ediniz. Gen soruyu Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce veriyor. Gündeme getiriyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra da benim çıkıp mecliste şey yapmamız, tam başbakanımız Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Cumhurbaşkanlığını almadan böyle bir tartışma. Şimdi o zaman sormaz, onların mantığıyla sormak gerekmez mi? Demek ki siz Türkiye'de bir takım siyaset dizaynı yapmak isteyenlerle işbirliği içinde bütün bu projeleri yürütüyorsunuz. Bütün bunların arkasında onlarla işbirliğiniz var desek haksız olur mu? Yani maalesef bir molaya. Ama güzel şey şu, en azından onu paylaşmak isterim. Başkonsolosluk mensuplarımızın sürekli olarak yakından takip ediyoruz. Bütün birimlerimizde, güvenlik birimlerimizde sağlıkları, sıhhatleri konusunda elhamdülillah olumsuz bir gelişme yok. Şoförlerimizi haftalarca beklemiştik, ailelerine kavuştu. İnşallah bir gün bu kardeşlerimiz de ailelerine kavuştuğunda bizim için o gün bayram günüdür, bayram. Allah'ın izniyle. Bir molaya gideceğiz ama gitmeden önce şunu söyleyeyim. Bu sorumsuz muhalefet anlayışı eleştirilmeli. Hiç değilse bir fidye filmi, Hollywood yapımı bir fidye filmi izleseler işte bu tür durumlarda nasıl tavır alınması gerektiğini oradan anlayabilirler. Mola dönüşte buradayız. Evet, yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, stüdyo konuğumuz. Şimdi Gazze meselesine, final bölümde, son bölümde Gazze meselesine girelim isterseniz. Bugün akşam saatlerinde önemli bir gelişmeyi duyduk. Bu hava köprüsüyle ilgili. Onun detaylarını isterseniz paylaşın bizlerle. Ne durumda? Şimdi... da bu hava köprüsü yaralıları taşımak için. Biz Gazze'de olaylar başlamasından itibaren daha önceki tecrübelerimizde de artık gelişmeleri, muhtemel olabilecek şeyleri düşündüğümüz için çalışmalarımızı üç ana eksene oturttuk. Birisi bu zulmü durduracak şekilde bir uluslararası kampanya ve uluslararası bir diplomatik faaliyet içine girmek. Lakin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdık. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı acil toplantıya çağırdık. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ni toplantıya çağırdık. Açıkçası şu ana kadar en önemli netice Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ni Cenevre'den aldık ve alınan, kabul edilen karar tasarısıyla orada P5 olmadığı için hani daimi 5 üye daha çok daha kolay çıkabiliyor kararlar. Kararda İsrail'in savaş suçları ile ilgili olarak Gazze'de istediği savaş suçları çerçevesinde bir soruşturma yapılması karara bağlandı. Bu çok önemli bir gelişmeydi ve İsrail üzerinde olağanüstü bir etki yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı da gelecek hafta tekrar toplanacak. Ben de katılacağım inşallah 12'sinde. İkinci alan ateşkesi temin etmek üzere bir çabaya girmekti. Ateşkesi sağlamak için yoğun bir çaba içine girmekti. Çünkü nihayet ateşkesi olmadan başka herhangi bir şey yapmanız zorlaşıyor ve her gün can kayıpları oluyor. Burada da Türkiye, Katar, Hamas, Amerika Birleşik Devletleri, Filistin yönetimi arasında Başkan Abbas'ın İstanbul ziyareti sonrasında çok ciddi bir mekanizma kurduk. Dikkat ederseniz ilk anda Mısır mahreçli olarak bir ateşkes teklifi oldu. Bunu Hamas kabul etmedi. Bunu doğru okumak lazım. Niye kabul etmediğini. Sonra bizim geliştirdiğimiz ateşkes planını Sayın Kerry taraflara sundu. Bu sefer de Filistin kabul etti, İsrail kabul etmedi. Sebebi şu. İki ateşkes arasında şöyle bir ayrım var. İsrail önü açık ve nihai kertede kendisini
herhangi bir bağlayıcılığı olmayan bir ateşkes istiyor. Yani istediğim zaman ben vururum diyor. Vurduktan sonra işim bitti mi ateşkes ilan ederim ve yeni bir statüko oluştururum. O statüko içinde o ateşkes kalır. Tabii Filistin için büyük kayıp anlamına geliyor. 2012'de açılan kapıların kapanması zaten kapanmıştı, iyice kapanması anlamına geliyor. 2011 anlaşmasının geçersiz anlamına geliyor. Filistin'de diyor ki Hamas, öyle bir ateşkes olsun ki sürdürülebilir olsun. Yani bir şekilde ambargo kalksın, liman açılsın, kapılar açılsın vesaire. Şimdi bu iki talep arasında birinci tür ateşkesi tabii Filistin tarafı dedi. Biz bu açığı kapatmak için günlerce çalışarak iki tarafın da taleplerini göz önüne alan bir ateşkes planını sunduk. Bu da daha kapsamlı bir ateşkesti. Bunu İsrail reddetti. Çünkü bu yolla ambargonun kalkacağını gördü ve Türkiye'de bazıları olayları yakından takip etmediği için Türkiye'nin ne kadar etkin olduğu konusunu sorgulayanlara açısından söylüyorum. Bu planı herkesle görüşerek Türkiye, Katar, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanları'yla yaptığımız yoğun telefon diplomasisi hep beraber Sayın Kerry bunu sundu. Yani ve o yüzden de büyük bir eleştiri aldı İsrail basından. Çok yoğun bir eleştiri aldı. Şimdi Paris'teki görüşmelerimiz sonrasında İsrail bunu reddedince bu sefer biz insani ateşkes planı üzerinde durmaya başladık. Yani geçici bir ateşkes olursa İsrail'in işine yarıyor. Çünkü statüko Filistinlere yeni statüko bir şey vermiyor. Kalıcı ateşkes olursa İsrail bunu kabullenemiyor. Çünkü orada ambargonun kalkması gerekiyor. O zaman biz insani ateşkes çalışalım dedik. Ve yine yoğun bir tempoyla bunun üzerinde durduk. Önce 12 saatlik bir insani ateşkes sağlandı. Daha sonra İsrail bunu ihlal etti. Bir defa daha geçen gibi. Defalarca ve geçen hafta Cuma günü 23 günlük bu kez bir ateşkes sağladık. Bunun sağlanması için arkadaşlar istatistikleri getiriyor. 128 telefon görüşmesi yapmışım. 40'ı Kerry ile 50'si Katar Dışişleri Bakanı. 40 yani bir aylık Sayın Kerry ile yaptığımız telefon görüşmesinin toplamı 40. Bu belki 40 senelik Türk-Amerikan evet. ilişkilerinde 50'den 2000'e kadar 60'tan 2000'e kadar kişiye de toplamda bu kadar yoktur. Bir ay içindeki telefon trafiği. Sırf Gazze için. Ve Kerry de bu konuda ciddi çaba sarf etti. O anlamda bir an önce olması için. Üçlü telefon görüşmeleri 10-12 kadar Halit Meşer'le görüşme, Mahmut Abbas'la ve nihayet geçen cuma bu ateşkes ilan edildi. Ama İsrailler bu sefer bir askerlerin kaçırıldığı iddiasıyla ihlal ettiler. Sonra o askerin çatışmada öldüğü ortaya çıktı. O yarım kalan ateşkes tekrar görüşmeler yaptık taraflarla ve Mısır'ın da devreye girmesiyle Mısır'da şeyler heyetler bulunduğu için o heyetlerin görüşmelerine istinaden 3 günlük ateşkes dün sabah itibariyle başladı. Ve şu ana kadar da bir ihlal olmadı. Çünkü bir taraftan da İsrail güçleri çekilmeye başladı. Bu sağlanınca bizim için üçüncü bir alan. Yani uluslararası baskı, diplomatik çabalar, ateşkesi temin etmeye dönük diplomatik çabalar. Üçüncü alan ise insani yardım alanı. Bu araya başına şeyi sıkıştırmaya çalıştılar yalnız. Sisi'yi meşrulaştırma, bunun üzerinden bir meşrulaştırma gayreti oldu zannediyorum. Bu oldu. Oldu ama nihayet biz her zaman bulmadı. Biz en başından itibaren Başbakanımız Sayın Abbas'a söyledi ve hepimiz, biz bütün yedi tarafları söyledik. Gazze söz konusu olduğunda, Filistin söz konusu olduğunda biz başka hiçbir hesap görmeyiz. Yani kim kredi alırsa alsın, kim itibar alırsa alsın, kime bu fayda getirirse getirsin, biz sadece ve sadece insan kanının durması için çaba sarf ederiz. O bakımdan defaatlerce söyledik. Biz Mısır'la bu anlamda bir rekabet ilişkisi içinde değiliz. Mısır'da Gazze'ye, nihayet İsrail dışında Gazze'ye tek komşu ülke Mısır. Dolayısıyla birçok yerde Mısır'ın devrede olmasından daha doğal bir durum yok. Yok. Biz de onun için ilk ateşkes ilanında da Mısır'a katkıları dolayısıyla Mısır'ın katkılarına ateşkes destek beyanımızda bulunduğumuz için daha sonra niyet bu söylenmedi diye bazı yazarlar istismar etti. Çünkü birincisine söylemiştik zaten. İkincisi birincinin devamıydı. Yani burada bir hesap içine hiçbir zaman girmedik. Filistin davası söz konusu olduğunda hiçbir başka hesabın karşılığı olmaz. Bu üçüncü alanda, insani yardım alanında hiçbir zaman Türkiye dışarı çıkmadı zaten. Önce TİKA, Kızılay, AFAD alandan, daha savaşın ilk günlerinde alandan satın alarak gıdaları halka dağıttı. Yani Gazze içinden alanda.
O kapı kapandığında Doğu Kudüs'te daha önce de irtibat halinde olan Filistinli tüccarlardan alarak Gazze içine gönderdik. Mesela bir gün Halit Meşal bir telefon görüşmesinde dedi ki şu anda bana haber geldi. Hiç şey kalmamış, mazot kalmamış Gazze'de. Dolayısıyla hastaneleri çalıştıramıyorlar, jeneratörleri. Derhal bir şey yapar mısınız? Hemen o anda 1 milyon dolar civarında bir nakit hemen transfer ettik şeye. Kudüs Başkonsolosluğumuza. Kudüs Başkonsolosluğumuz bunu piyasadan satın aldı. Oradaki TİKA, AFAD mensuplarıyla ve içeriye gönderdik. Ve jeneratörler Türk mazotlarıyla çalıştı. Bunu halkımızın bilmesi lazım. Hani her gün öyle bir tweetle ya da bir sözle ya da bir gösteriye katılmakla mesele çözülmüyor sadece. O andan itibaren o mazotla Gazze hastaneleri çalıştı. Bugün bir gazetede bir yazıyı gördüm. Üzüldüm. Neler yapıldı Gazze'yle. Halbuki takip etseler kardeşlerimiz, vatandaşlarımız. Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı şeylerin sınırı yoktur. Bunu ancak... Hamas ne diyor? Halit Meşal ne diyor? Bu yardımlarla ilgili. Halit Meşal son 12 yıldır Türkiye'nin yaptıkları ne zaman gündeme gelse sadece gözleri yaşarıyor ve teşekkür ediyor. Ve bu son görüşmemizde hani Katar'a gittiğimde neredeyse gece boyu biz önce ona bu ateşkes planını verdik. Bir taraftan da Kerry'i İsrail tarafına verdi. Bir de ben bunu Paris'te de anlattım muhatabım Dışişleri Bakanı'na, İlişkileri Bakanı'na. Öyle bir hava içinde konuşuluyor ki Halit Meşal ne derse olur. O zaman kabul etsin ateşkesi. Halbuki İsrail'deki demokrasiden neredeyse daha yaygın bir demokrasi ve zor bir demokrasi Filistin tarafında var. Halit Meşal otoriter bir rejimin başkanı değil. Önce kendisiyle beraber olan Hamas yöneticilerini ikna edecek. Sonra Gazze içinde daha yıllardır kendisiyle yüzle temas kuramamış olan Gazze'deki yetkilileri ikna olacak. Oradaki askeri kanat ikna olacak. Sonra bütün diğer Filistinli gruplar ikna olacak. Sadece Hamas yok Gazze'de. İslami Cihat var. Birçok grup var. Çocuğunu kaybetmiş olan anne ikna baba ikna olacak. Baba ikna tabii. Olacak. Şimdi Halit Meşal'ın üzerindeki sorumluluğu düşünün. Yoksa kolay bir şey değil. Biz o planı verdikten sonra diyor ki mesela ya biz size güveniyoruz. Siz ne derseniz bizim için hayır olacağına inanıyoruz. Ama müsaade ederseniz ben 4 saat süre verin. Ben içeriyle irtibat kurayım. İçeriyle irtibat dediği de öyle hemen açıp telefonu rahat konuşulabilen işte. Bir şey değil. Hem içeriyle irtibat kuracak Gazze ile, hem Beyrut'ta olan bir liderle irtibat kuracak vesaire vesaire. Yani zor bir süreç. Onun için bu kadar uzun sürüyor. Niye bu kadar çok konuşuluyor deniyor yani telefon diplomasi? Çünkü her bir seferinde yeni bir şey gündeme geldiğinde bir daha üçlü telefon görüşmesi çok yapıyorsunuz. Çok özür dilerim. Bir de oldu canım. Bombalayacaksın. Yüzlerce insanı öldüreceksin. Hadi sonra hadi bunu kabul et falan. İşte tamam tabii, oldu. Böyle tabii. Bir şey yok yani. Ve ilk defa bu anlamda ben daha önceki 2009 sürecinde de devredeydim ve o zaman baş danışman olduğum için alana doğrudan gidip hani Dışişleri Bakanı o kadar seyyal olamıyor. Bir haftamı Kahire'de ve Şam'da, o zaman Şam'daydı Halit Meşal, Hamas yetkililerle gece gündüz geçirdim. Yani bazıları Gazze davası konusunda hani çok kolay ahkam kesiyorlar, Filistin davası bu konularda. Bu konularda ancak bunun içinde olan verilen emeğin ne olduğunu bilenler bilir. Bunu Halit Meşal çok iyi bildiği için elhamdülillah ki Türkiye var diyor. Şücaiye semtine yapılan baskın sonrasında oraya gittim de onu anlattım. Burası son adının kahramanlar, cesurlar mahallesi veya semti olarak anılmasının sebebi Şücaiye olarak oradaki son Osmanlı askeri orada son neferine kadar direnmesinin hikayesidir diye anlattığımda gözleri doldu ekibiyle birlikte. Ve şimdi sadece onların torunları bizimle beraber diyor. Şimdi bunun hissi boyutu var. Bunun diplomatik boyutu var. Rasyonel olması gereken boyutu var. Bütün bu acıları hissedeceksiniz ama bir an önce de ateşkes sağlayacaksınız. Rasyonel düşüneceksiniz. Bu süreç devam ederken yardımlarımız hep sürdü. Dün de ben saat 11 civarı gibi tekrar Halit Meşal'le konuştum. Nasıl gidiyor ateşkes dedim. Çok iyi gidiyor dedi. Gereken şeyler var. İnsani yardım için şeyimiz var dedi. Hemen harekete geçtik. Bütün kurumlarımıza talimatlar gitti. Kim neler yapabilecekse yapacak diye. Akşam Sayın Abbas'la konuştum. Dedim yaralıları biz almak istiyoruz. Dedi ben Mısır'la konuşayım dedi.
Filistin yönetimi devreye girdi. İsrail'le zaten olan bir kanımız var. İsrail tarafına da biz bunu bütün şeylerde, Kerry ile yaptığımız müzakerede İsrail'den en önemli talebimiz bizim ateşkes olduğunda Türkiye'nin yardımlarına engel çıkartılmayacak. İsrail'in de bu konuda verdiği söz var, taahhüt var. Şimdi bugün işte buraya gelmeden önce birkaç saat süren bir koordinasyon toplantısı yaptık bütün ilgili kurumlarımızda. O koordinasyon toplantısında önce yaralıların gelmesi için gerektiğinde ambulans uçaklardan oluşan bir hava köprüsü kurmanın çabası içindeyiz. İki tarafa da başvurduk. Mısır tarafına da, İsrail tarafına da. Efendim? Sıkıntı var mı orada? Var. Yani kolay değil. Yani Mısır tarafında El Arish yakın. İki sıkıntı var. Yani açık bir şekilde tabloyu ortaya koymak gerekirse. Bir, Gazze'nin içinden havaalanlarına intikal. Yeteri kadar ambulans, kara ambulansı var mı? Bunların birçoğu çünkü tahrip edildi. Hı hı. Bizim için almak ve getirmek ve tedavi etmek bir sıkıntı değil. Ben Sağlık Bakanımızla konuştum. Çok rahat yaparız her şeyi dedi. İlk aşamada 200 civarında düşünüyorduk. Ambulans uçaklarımız var. Bugün Sağlık Bakanımızdan bilgi aldım. Süratle intikal edebilecek bir devri... O operasyon yapılır. Yapılır. Ama iki şey burada önemli. Bir, Gazze içinden havaalanına yaralıların, bunların çoğu ağır yaralı intikali. İki, o ülkelerin bize bunu, bu havaalanlarını açması. Yani o ülke dediğimiz İsrail ya da Mısır. Şimdi bunların çabası içindeyiz. Açarlarsa çok kısa sürede, 3 gün içinde takriben 200'e yakın yaralıyı getirip, ağır yaralı durumda olanları getirip tedavi altına alabileceğiz. İnşallah bu yani izin engeli aşılır. Diğer konuda da sonrası için ise yine konuştuk, bugün detaylı bir şekilde masaya yatırdık. Orada bir hastane kurmak, yani Sahra Hastanesi süratle kuracak, öyle bir hastane inşa etmek vakit alır. O da... Bir Sahra Hastanesi, buradan tecrübeli doktorlarımızı göndermek ve orada bu yaralıları tedavi etmek. Eğer bu hava köprüsünü kuramazsak, engel çıkarsa, süratle doktorlarımız ve Sağlık Bakanlığı ekiplerimiz oraya intikal edecekler. Orada da önemli olan bu 72 saatlik, yarın bitecek olan şeyi, ateşkesi tekrar uzatmak. Bu arada da Kahire'de görüşmeler devam ediyor. Biz bunu da yakından takip ediyoruz. Bu arada İsrail çekiliyor. O İsrail da var. Çekiliyor. Belli bir tansiyon düşmesi var. Bu ateşkesin uzaması durumunda inşallah yaralıları şey yapacağız. En önemli şey, dün Sayın Abbas da onu rica etti. Su ve elektrik. Şimdi elektriğe nasıl daha çok jeneratör gönderip mazot takviyesi mi yapacağız? Denizden bir elektrik aktarımı mı yapacağız? Bunun çalışması içindeyiz. O önemli tabii, elektrik gitmeden hastanelerin çalışması zor. Tabii cevabı zor bir soru. O da şu. Peki tüm bunlar İsrail'in yanına kâr mı kalacak? Kalmayacak. Kalmıyor da. Bakın bu üç savaşı da ben yaşadım. Dediğim gibi içinden yaşadım. Yani gözleyerek değil. Alandan her an bilgi alarak. 2009, 2012, 2014. İsrail'in en fazla zayiat verdiği, uluslararası alanda en fazla yıprandığı, kendi iç siyasetinde en fazla eleştiriye maruz kalıp içeride bir travma yaşadığı savaş bu savaş oldu. İlk defa füzeler her bir şehre ulaştı. Tel Aviv havalimanı neredeyse kapandı. Uçuşlar durdu. Askeri kayıplar. Bu da şunu gösteriyor. Bunu da şunu gösteriyor. Ben bunu defaatlerce ve şeydeki toplantıda da söyledim. Bu Paris'te yapılan toplantıda çok açık bir şekilde bir Dışişleri Bakanı, Hamas'ı terör örgütü, terörden vazgeçerse işler kolay olur dediğinde ona ifade ettim. Hamas terör örgütü değil. İşgal altında topraklarda bir ulusal kurtuluş hareketidir. O işgal bitmedikçe bugün Hamas gitse yarın başka bir isimle gelir. Evet. Ama Filistin onurlu bir halktır ve bu halk direnir. Ve hiçbir şey dedim, hiçbir şey direnmeye kararlı bir halktan daha kuvvetli, güçlü değildir. İsraillere söyleyin, bu halkın haklarını göz ardı ederek barış ihdas edilemez bölgede. Filistin halkı hak ettiği her şeyi elde etmedikçe bir barış ortamı kurulamaz kolay kolay. Yani öyle bir şey var ki, İsrail'in güvenlik ihtiyacı karşılansın. Peki Filistinlerin güvenlik ihtiyacı nasıl karşılanacak? F-16'ları durdurabilecek misiniz? İsrail'in o en gelişmiş tanklarını durdurabilecek misiniz? İsrail'in kendini koruması için belli mekanizmaları var. Peki Filistinlerin kendini koruma hakları
Bunu kim teminatı altına alacak? Şimdi artık bu sorular daha çok soruluyor. Bakın Kahraman bir hanım, Varise Hanım, ki şahsen tanırım, daha önce de çok görüşmelerimiz oldu İngiltere'de, hükümetin tutumu sebebiyle istifa etti. İstifa etti. Yani çünkü bu, bu artık Müslümanlar şeyde bu toplumlarda Yahudiler, Yahudi diasporası kadar etkili olmasa da artık etkililer, sesleri çıkıyor. Yani Pakistanlı bir hanımefendidir. Dediğim gibi şey bir hanımdır. Kendinden emin, özgüven yüksek, yakın temasımız olan bir hanımdır. Ve her görüştüğümüzde de bunu hissedersiniz. Bir İngiliz milletvekili olarak davranır, İngiliz bakan olarak davranır. O konuda İngiltere'ye sadaka. Ama bir taraftan da bir vicdan sahibi insan olarak davranır. Şimdi bunların da oluşturduğu bir geniş halka var. Norveçli bir doktorun sergilediği o hissi tutum, insanlık vicdanı, Müslüman, Hristiyan hiçbir ayrım olmaksızın. O kadar insani bir tutum ki bundan etkilenmemek mümkün değil. Çarpıcı olan şu, galiba 2002 yılıydı, ben o zaman akademik hayattayım. Tam bu Cenin'de şeylerde olaylar olduğunda Washington'daydım bir uluslararası toplantı için. Arka arkaya iki gösteri yapıldı. Birisi İsrail'i destekleyen gösteri, diğeri de Filistin'i destekleyen gösteri. İsrail'i destekleyen gösteride WASP, beyaz Amerikalılar ve İsrail kökenli Yahudi şeyler vardı. Baktığınızda tek renk neredeyse. Filistin gösterisinde zencisi, beyazı, Afrikalısı, uzak doğulusu. Neredeyse bütün bir küresel toplum oradaydı Washington'da. O zaman bir yazı yazdım hatta. Bir tarafta küresel vicdan var. Bir tarafta hegemonik bir güç anlayışı var. Bu bunun karşısında ne kadar direnebilir? Ne kadar direnebilir? Bizi eleştir. Şimdi Türkiye içinde baktılar ki mesela çok ilginç yani. Bu da bir mesafedir. Ben şey yapıyorum. Şimdi 2006 yılını bakınız nerelerden geldik. Hiç unutmamak lazım Turgay Bey. Şimdi hatırladığımda böyle sanki bir asır geçmiş gibi geliyor. 2006 başı. Hamas yine Filistin'e dönük büyük baskılar var. Hamas lideri Halit Meşal. Şimdi benim bu televizyonda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak görüştüm diye rahatlıkla konuştuğum ya. Ve dünyada aman Türkiye konuşsun da bir şekilde bir ateşkesin önü açılsın diye bize şeyde bulunduğu, davette katkıda bulunduğu, teşvikte bulunduğu Halit Meşal Türkiye ilk geldiği günü hatırlıyorum. Terörist ilan. Nasıl bir terör estirilmişti. Başbakan görüşecek mi? O zaman Dışişleri Bakanımız Abdullah Bey'di. Görüştüğümüz yerin etrafını sardı basın. Sonra görüşmeye ben devam ettim başbakan başdanışma olarak. Ertesi gün Türkiye'de Amiral Gazete falan diye bilinen gazete, hı hı, ve onun genel yayın yönetmeni benim boy resmimi bastı. Bir memurum ben. Başdanışmanım. Boy resmim. Hamas'ın ardından da o çıktı diye. Yani şu anda da aynı muhalefeti sergileyenler, bu kara kampanyayı bize karşı sürdürenler o zaman bunu yapanlardı. Ben onun için biliyorum kimlerin bize niçin karşı olduğunu. Ama halkın da niçin bizim yanımızda olduğunu da biliyorum. Emin olun. Ondan sonra ben o güne kadar koruma şey yapmadım. Arkadaşlar, başbakanlık müsteşarlar artık hedef gösterildin dediler. Bir koruma, bir polis dediler. Uzun süre ben direndim almamaya. Çünkü özgürlüğümüz kısıtlanıyordu. Hani rahat hareket etmek, rahat kitapçıya gitmek, tabii, gelmek gibi. Ders de veriyordum o sırada üniversitede. Şimdi onu yapan insanlar kim adına yaptılar değil mi? Kim adına yaptılar? Yıllar şimdi, yaptılar. Ve o zaman CHP de bunu gündeme getirdi. Nasıl siz bir terör örgütüyle toplanırsınız diye. İsrail ağzıyla konuştular. Filistin ağzıyla konuşmadılar. Bu çok önemli. O günden bugüne geldik. Bakın ben şimdi başdanışman da değilim. Dışişleri Bakanıyım. Ve hiç kimseden çekinmeden, kınayanın kınamasından çekinmeden Paris'teki toplantı 7 Dışişleri Bakanı'na diyorum ki Hamas terör örgütü değildir. Toprakları işgal altında olan onurlu bir halkın direnişidir. E şimdi tabii yine saldıracaklar bize. Saldıran bu sebeple saldırsın. Eyvallahımız yok. Biz Filistin halkının yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Ama güzel olan ne? Şimdi herkes bana soruyor, Halit Meşal'le konuştunuz mu? Durum nedir? Yani bizi benimsemeyen, aynen, basın da soruyor. Ve ilginç bir şekilde CHP milletvekilleri veya diğerleri Gazze'ye gitmek için sıraya giriyorlar. Çünkü gördüler ki bu halkın kalbine girmenin yolu Gazze'den geçiyor.
Kerkük'ten geçiyor, unuttukları yerlerden geçiyor, Erbil'den geçiyor. Kimin hangi siyasi şeyi varsa. Tarafsızlıktan geçmiyor. Geçmiyor. Peki tarafsızsınız, niye gitmek istiyorsunuz? Niye gitmek istiyorsunuz? Çünkü şov yapacaktı. İşte bu samimiyetsizlik. Bu samimiyetsizlik, ama biliyorum onlar gitseler aslında gidebilirler de yani hiçbir inşallah şartları yok. Ama orada gidip görecekleri gerçek şudur. Her bir dükkanın üstünde Türkiye Cumhuriyeti bayrağı, Erdoğan, Başbakan Erdoğan'ın resmi, çocukları çevirseler Tayyip ismi, efendim biraz sorsalar bizim oraya gidişimizin hatırasını anlatacaklar. O zaman görecekler ki biz bu toprakların her yerinde varız. Her yerine bir iz bıraktık. Hem de 10 yıl gibi kısa bir sürede bıraktık bu izi. 2006'da terör, arkasındaki terör suçlusu diye ilan edilen ben, yani Hamas'ı Halit Meşal'le görüştüm diye. Şimdi niye daha çok yapmıyoruz diye soruyorlar. Elhamdülillah sorsunlar. Daha çoğunu da yapalım ama samimi olsunlar. Samimi olsunlar. İsrail ağzıyla konuşmasınlar. Eğer birisi çıkıp da bütün bu gayretimizden sonra Filistin'de dökülen kandan da Erdoğan ve Davutoğlu sorumludur diyorsa, ki Kılıçdaroğlu dedi, Orta Doğu'da dökülen kandan Erdoğan ve Davutoğlu sorumludur diyorsa, ona denir ki senin aklında yok, vicdanında yok, muhakemende yok. Ne denir yani? Yani İsrail bu şeyleri, sniperları, keskin nişancıları, F-16'ları sorumlu değil o dökülen kandan, biz sorumluyuz. Suriye'de ölen 300 bin kişiden kitle imha silahı, kimyasal silah kullanan Beşer Esad sorumlu değil, biz sorumluyuz, öyle mi? Irak'ta Sünnileri sistemin dışına atan ve o sebeple IŞİD'in önünü açan Maliki mezhepçi değil, biz mezhepçiyiz, öyle mi? Bunlar akıl alır şeyler değil. 2006 yılında o olaylar olduğunda Lübnan'da savaş vardı. Ve o savaşta da yani Hizbullah'ın biliyorsunuz devrede, o savaşta da biz şu anda Şii diye onların gördüğü kesimlerle iş şey içindeydik, dayanışma içindeydik. Yani Suriye rejimiyle de, İran'la da. Oradaki Lübnan'daki direnişi de destekledik. Yani onlar o zaman Sünni miydi? Değil. Biz bu topraklarda kendi onuru için mücadele eden yanında oluruz ama zulüm edenin karşısında oluruz. Zor bir yoldur bu. Kolay bir yol değil. Kolayı tercih edebilirdik. Yani oturduğumuz yerden nutuklar atıp, kınama mesajları yayınlayıp bekleyebilirdik. Beklemedik. Ama aldığımız mesafe, toplumun değişimi aslında gurur veriyor bana. Belki de Türkiye'nin son yıllardaki dış politikası açısından en zorlu dönem. Siz İsrail'le mücadele edeceksiniz ama içeride sözcüleri var. Bir de dönüp onlarla mücadele edeceksiniz. Evet. Siz Suriye'de Esad'la mücadele edeceksiniz. Sonra döneceksiniz içeride. Biz de sözcüleriyle mücadele edeceğiz. Ve sözcüleri eskisi gibi değil. Eskiden mesela 2006 yılında bu gazete benim şeyimi bastığında çok da ilginçti. Ertesi gün bir diplomatla bir oteldeyim. Sabah kahvaltısı ediyorum. Beni herkes o zaman tanımıyor. Gazete şeyi getirdiler, bir de gazeteyi getirdiler. Garson bir anda bir o gazeteye baktı, resmi gördü, bir de bana baktı. Ne diyeceğini şaşırdı. Sanki şaibeli bir adam, şaibeli bir adama servis yapıyor gibi. Ben başbakan baş danışmanıydım olduğunda. Şimdi o zamanlar karşı çıkanlar belliydi. Şimdi ise çok karıştı bunlar. Çok karıştı. Yani maalesef. Belki de karışmadı, su yüzüne çıktı. Ha tabii, doğru, çok doğru söylüyorsunuz. Herkes gerçek niyetleriyle su yüzüne çıktı. Maskeleri çıkardılar. Maskeleri çıkardılar. Yani Amerika'da İsrail lobisiyle iş tutanlar, Türkiye'de bazı işte iyi niyetli halkı da istismar ederek belli yerlere gelenleri, yani bu çevrelerin paralelci yapının nasıl bizleri aynı anda hem İrancı hem de El-Kaide taraftarı göstermeye çalıştıkları bütün şeyi ortaya çıkartıyor. Filistin konusunda nasıl bir dil kullandıkları açık. Kimlerle işbirliği yaptıkları açık. Şimdi bu anlamda 2006'dan bu yana saflar, yani şeyler billurlaştı. Öyle bir fotoğraf şey var netleşti, ki kimlerde duruyor bizi yani İrancılıkla suçlayan, yani Esad rejimine karşı verdiğimiz mücadele açıkken ve İran'ın Esad rejimine verdiği destek açıkken suçlayanlar bugünlerde o gazetelerden birinde şunlar sorumludur diye bir yazı var. İçinde İran adına bizi eleştirenler de var.
öyle bir geniş koalisyon tabiri caizse neredeyse bu Filistin karşıtı cephede oluştu ki İran o perspektiften bakarak bizi eleştirenlerle öbür perspektiften bakarak bizi eleştirenler bir anda bir bakıyorsunuz aynı isim listesinde buluşabiliyor. Bu 28 Şubat söylemi oradan devam ediyorlar. İşte İrancı selam bilmem ne vesaire böyle torbaları çıkardılar sandıklardan. Eski Türkiye'nin torbalarını tuttuklarının onun için atıyorlar. Şimdi yani aynı gazetede bizi bununla itham gazetede bir yazar kendisini de bütün primini İslamcılıkla yapmış olan bir yazar bizi niye İran'la işbirliği yapmıyorsunuz diye eleştiriyor. aynı gazetede şimdi bunun tutarlı bir tarafı olur mu? Zalimle yan yana duracaksın. Suriye'deki kardeşlerimiz katledilirken bu kardeşlerimizin içinde Nusayri de var, Sünni de var, Şii de var, Hristiyan da var. Hepsini ben şey anlamda söylüyorum, komşu olmak hasebiyle aynı kadri paylaşan kardeşler olarak, şey olarak söylüyorum. Kürt de var, Arap da var, Türkmen de var. O 300 bin insanın hepsi Sünni değil. Şimdi, ama bu o kadar saflar şeyler bellurlaştı ki. Hatırlatma babından araya giriyorum. Yine eski Türkiye'de Hizbullah yine öcü, terör örgütü kötüydü hatırlıyorsunuz. Bu yeni Türkiye yolunda Hizbu Şeytan ifadesi işte CHP'yi rahatsız etti mesela. Övgüler dizdiler. Hatırlıyorsunuz. Tabii. Zannediyorum. Tabii. Yani ifadeler, kavramlar o kadar mesela bunu söyledim diye de ertesi gün beni cihadist diye tanımladı bir gazete. Yani yine bu çevrelerin gazetesi İngilizce cihadistleri savundu dedi. Halbuki dediğim şey şuydu. Cihat kavramı. Bunu İslam Ulemalar Birliği'nin toplantısında söyledim. Diyanet İşleri Başkanımızın ve İslam dünyasının Şii, Sünni seçkin ulemalarının huzurunda kavramlarımız kirletiliyor dedim. Cihat kavramı İslam medeniyetine özgü bir kavramdır. Ve en deruni ifadesini nefisle cihatta bulur. Onun için bu kavramları yozlaştırmayalım, yozlaşmasına izin vermeyelim. Ama aynı zamanda cihat onur için mücadele etmektir. Özgürlük için mücadele etmenin de adıdır. Dedim. Ertesi gün gazete bütün bir konuşmayı şey yapıyor bir gazete. Sırf cihadist diye bizi tanımlayıp başka bazı kategorilerle aynı yere öykü yapmak için İngilizce nüshasında böyle bir şey yazıyor. Yani bunlar maalesef bütün bu kavramlarımızı yeniden inşa etmemiz lazım. Ve kim ne derse desin o kavramlara da bozulmasına, yozlaşmasına izin vermeyerek sahip çıkmak lazım. Yani bugün hem IŞİD ve benzeri yapılar bu kavramları yerle bir ediyorlar. Hem aşırı Şii unsurlar sadece kutsalı kendilerine hasrederek eğer kutsal hani birisi Hazreti Yunus'un şeyini yıkıyor. Türbesini yıkıyor. Diğeri de Şii kutsal diye bir şey tanımlıyor. O kutsal dışındaki kutsalı önemsemiyor. Halbuki bütün bu kutsal bunlar bizim kutsalımız. O bakımdan yeni bir aslında zihniyet uyanmasına İslam dünyasında ihtiyaç var. Şimdi süremiz doldu. Birkaç cümleyle rica edeceğim sizden. O da şu. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili yurt dışındaki kullanılan oylar üzerine bir tartışma var. Az oldu, çok oldu. Bununla ilgili değerlendirmenizi de birkaç cümleyle alırsam. Gerçekten ben bundan üzüntü duyuyorum. Bizim Sayın Başbakanımız da izah etti. 2.715.000 civarında seçmenimiz var yurt dışında. Çok büyük çabalar sarf ettik. Emin olun ben Dışişleri Bakanlığı döneminde belki de en fazla emek verdiğim ve en fazla da gurur duyduğum süreçlerden biriydi bu. Çünkü vatandaşlarımız hep sorardı biz ne zaman oy kullanacağız diye bu imkanı sağladık. Ama tabii belli bir şey var ki hükümetin bu kararlılığı ve diplomatik olarak yaptığı çabalar sonucunda muhatap ülkeleri ikna etmesinin ötesinde Yüksek Seçim Kurulu seçim yürütür. Yani biz nasıl burada valiler seçime ne kadar müdahil olabilirlerse şey de o kadar olur. Büyükelçilik yani imkan sağlar ama nihai kertede Yüksek Seçim Kurulu'dur süreçleri, yöntemleri tayin eden. Burada randevu sistemine geçilmek istendi. Tabii belki başta niyet olarak hani disiplinize etmek önemli diye görülebilir. Fakat biz Dışişleri Bakanlığı olarak hükümetimizde de ben Bakanlar Kurulu'nda bunu arz ettim. Bundan aylar önce randevu sistemi vatandaşımıza uygun değil. Randevu sistemiyle insanların oy vermeye teşvik edilmesi çok zor.
Çünkü size şu saati verecekler. O saatte bir de bilgisayar bilgi işlem şeyi veriyor bunu. O da YSK'da. Kesinlikle dışlarında veya konsolosluklarda değil bunların. Hepsi YSK'nın altında. Belli bir günde randevu alamazsanız size tek tek randevu veriyorlar. Hanım bir yere, bey bir yere olabiliyor. Uzak olabiliyor. O zaman biz şunu dedik, YSK randevu sisteminde ısrar edince biz şunu söyledik, bari esnetelim. Yani iki günü tamamıyla serbest, cumartesi pazarı, gelen herkes oy kullanabilsin. Ya da beşten sonra gelen gece 12'ye kadar başkonsolosluklara açık tutalım, büyükelçilikleri açık tutalım, yine kullansınlar. Bunun için bakan yardımcımız, ki bu konularda gerçek anlamda uzmandır, konsolosluk şeyinden de geldiği için Sayın Naci Koru ve teknik altyapıyı da çok iyi bildiği için defaatlerce YSK'ya gitti, bunu izah etmeye çalıştı. Fakat ısrarla randevu sistemine bağlı kalınsın diye son bir hafta içinde dahi tekrar konuşuldu, tekrar başvuruldu. Neticede 2.157.000 tam rakamları küsuratı bilmiyorum. Bundan 230.000 civarında oy kullanıldı. Yani %8.3, o rakam kesin. Yani %8.3 oy kullanıldı. Gümrüklerde ise %5.4 gibi oy kullanıldı. 151.000 civarında. Dolayısıyla toplamda %14-15 gibi. Tabii bu istediğimiz, arzu ettiğimiz bir oran değil. Bütün bu tecrübeden de hareketle biz birkaç şey önem vermiştik. Bir, bu esnek olsun, randevu değil, herkes gelebilsin. İki, taşınırken de oylar uçaklarla, özel kuryeyle taşınsın ki kimse şüphe beyan edemesin. Ve nitekim o taşınma işlemi de gayet bütün güvenlik şartları sağlanarak temin edildi. Burada Dışişleri Bakanlığımızın üzerine düşen bu anlamda herhangi bir sorumluluk yok. Biz çok açık bir şekilde herhangi bir düzenlemede her türlü tedbiri alır, bu seçimi yaparız dedik. Ama nihai takdir YSK, Yüksek Seçim Kurulu'na biz bir şey dayatamayız, teklif ederiz. Nitekim teklifimiz, randevu sistemi olsa dahi ekstra günlerde, serbest günlerde bunu takviye edelim. Bunun dışında kalanlar öyle kullansınlar. Yalnız şunu da ifade edeyim, diğer ülkelere de biz biraz baktık. Yani diğer ülke seçimlerinde yurt dışında kullanılan oylar da %20 gibi zannediyorum. O kadar yüksek olmuyor. Yani bu sadece Türkiye özgü bir şey değil. Vatandaşlarımızın siyasal bilinçsizliğiyle falan da bunu ilişkilendirmemek lazım. Yani ne bileyim, başka ülkelerin diasporalarının kullandığı oylar da %20 civarında, %15-20 civarında oluyor. Yani öyle %50'lik, 60'lık katılımlar olmuyor. O şartlar çünkü kolay sağlanabilir şartlar değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde kaç yerde açabilecek? Yani Türkiye'de oy kullanmak gibi değil. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sayın Bakan, bu akşam bize önemli bilgiler verdiğiniz gerçekten. Yolunuz açık olsun. Teşekkürler. Herkese iyi geceler, hoşça kalın.